Hazırsanız eğer, şimdi Uzak Doğu'dan misafirlerimiz geliyor. Tayvan'a doğru şöyle bir gidelim isterseniz. İşte Tayvan. Sıra geldi onların kültürlerini yansıtan halk oyunlarını, halk dans gösterilerini izlemeye. Hazırsanız eğer torpilli bir alkış istiyorum. Zira çok uzaklardan geliyorlar. Önemsiyorlar küçük İstanbul'u, küçük çekmeceyi. Bakınız güzel bir şekilde sıralandılar. Alkışlar Tayvan için.
Teşekkürler ediyoruz Tayvan'a. Ve sıra geldi ev sahibi ülkeye. Yani Türkiye'ye. Türkiye'ye. Heyo. Türkiye'yi bugün iki grup temsil edecek. Bir tanesi Küçükçekmeceli kardeşlerimiz. Onların aileleri de burada. Bak çok heyecanlılar, nasıl alkışlıyorlar. Çocuklarınızı izleyeceksiniz birazdan. Uzun bir çalışmadan sonra burada gösterilerini sergileyecekler. Ama ondan evvel abileri sahneye çıkacak. Çünkü bizim yurdumuz, cennet vatanımız, her bir yeri ayrı bir güzel. Halk oyunları açısından da oldukça zengin. Aramızda yabancı misafirlerimiz var. Her gün geleneksel Türkiye'nin tanıtım filmini izletmeye devam ediyoruz. Yine yabancı misafirlerimiz için Türkiye'mizi şöyle bir 3 dakika daha olsa gezelim mi? Ne dersiniz? İşte Türkiye. Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası 7. Göl Festivali'nde ev sahibi ülke Türkiye. Altın Göl Gençlik Spor Kulübü Derneği Bitlis yöresiyle ülkemizi temsil edecek. Hazırsanız eğer bir mikrofon gelecek peki. Aramızda basın mensubu arkadaşlarımız var. Hem onlar için hem de sizler için bir anonsum olacak. Çevreci belediye demek sadece park bahçe yapmak demek değil. En başta belediye binasıyla çevreci olmak demektir. Bu vesileyle Küçükçekmece Belediyesi yeni binasını tasarlıyor. Halkalı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden belediye binasının bir özelliği var. Türkiye'nin doğa sertifikalı ilk yeşil kamu binası. Bakın bu çok önemli. İlk yeşil kamu binası. Bütün Türkiye'deki binaları, kamu binalarını düşünün. Hepsi bir köşeye, çok yakında bitecek olan Küçükçekmece Belediyesi'nin binası bir köşeye. Doğa sertifikalı. Bu çok önemli. Nasıl diyeceksiniz? 17 dönümlük kocaman bir arazi, doğa dostu bir bina ve binanın büyük bölümü açık. Park ve ağaçlık alana yayılan yeni binanın en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Minimum enerji sarfiyatının sağlanması. Bu çok önemli. Doğal aydınlatma kullanılıyor, doğal havalandırma kullanılıyor. Minimum karbondioksit bu miktar sağlanıyor. Yani bildiğiniz binaların çok dışında çok farklı bir kamu binası olacak. Bitince eminim ki bütün Küçükçekmeceliler herkes gurur duyacak. Hazır mıyız? Haydi bakalım öyleyse. İşte Altın Göl Gençlik Spor Kulübü Derneği Bitlis yöresi ve Türkiye. Thank you.
Alkışlar durmasın. Arkadaşlarımız hakikaten çok güzel bir gösteri sergilediler. Bitlis yöresini oynadılar. Altıngöl Gençlik Spor Kulübü Derneği kardeşlerimize teşekkürler ediyoruz. Şimdi festivalimizde Türkiye'yi bir grup daha temsil edecek. Yaş grupları oldukça küçük ama yaptıkları iş oldukça büyük. Onların aileleri de şu an burada. Çıkarın cep telefonlarınızı birazdan. Şıkır şıkır çekmeye başlayacaksınız. Sizler için de güzel bir an olacak. Birazdan sahnede olacak olan arkadaşlarımız 8-12 yaş grubu kardeşlerimiz. Hepsi Cennet Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim görüyorlar. Modern dans grubu ve aynı güneşin altında gösterimizin adı bu. Dur el sallamayın, dikkatimi dağıtıyorsunuz. Çocuklara sorun eli sallarsınız, toparlayamadım. Şimdi 8-12 yaş grubu dedik. Aramızda belki bu yaş grubuna dahil olan kardeşlerimiz vardır. Onlar da buradaki arkadaşlarımız gibi eğer bu gruplara yazılmak istiyorlarsa Eylül'de yeni seçmeler başlayacak. Cennet Kültür Sanat Merkezi'nin internet sitesine girdiğiniz zaman rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Gösterimizin adı Aynı Güneşin Altında. Aslında Türkiye'mizin, bizim cennet vatanımızın 7 ayrı bölgesinin oyunlarını sergiliyorlar modern dansla. Bugün biraz zaman dar. 3 bölgeyi alacağız. Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu. Hazır mısınız? Haydi bakalım öyleyse onları bir yüreklendirelim kocaman alkışlarla. Hakikaten morale çok ihtiyaçları var. İşte Cennet Kültür Sanat Merkezi Modern Dans Grubu.
şöyle. Gösterimiz devam ediyor. Alkışlar durmasın lütfen.
katıldı gösteri. Hak ettiler mi alkışı? Vallahi helal olsun.